Kavurucu sıcak yaz günlerinde yeterince su içmemek bakın nasıl hastalıklara yol açıyor. Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli Magazin 8 için anlattı. Bir dal gibi veya kurumuş bir bitki gibi. Günde ne kadar su içmeli? Yeterince su içmemenin zararları nedir? Bunun susuzluktan kaynaklandığını bilmeyiz. Suyun içine sadece birkaç gıda ekleyerek zayıflamanın formülünü ünlü diyetisyen Taylan Kümeli Magazin 8'e anlattı. Suyumuzun içine bir dilim elma koyduk, bir dilim limon koyduk. Yıllardır ekrana çıkan her doktor konuşmasına mutlaka su için diyerek başlar. Çünkü nasıl dünyanın dörtte üçü suysa insan vücudunun da dörtte üçü su. Bizim vücudumuz zaten dörtte üçü sudan oluşmakta. Sudan oluştuğu için vücudumuzdaki bütün kimyasal olayların hepsi suyun içinde geçiyor. Eğer biz vücudumuza yeteri kadar su almazsak bilin ki aynı kurumuş bir dal gibi veya kurumuş bir bitki gibi önce bayağı kötü bir şekilde solacak, ondan sonra da yaşam normunu yitirecek. İçilmesi gereken su oranı ise öyle sanıldığı gibi 4-5 bardak değil. Günde 12 su bardağı, yani 3 litre, ister sıcak, ister soğuk, ister ılık, ister yemekle beraber, ister öncesinde sonrasında, yani kendimize kaide koymadan, su içmemizi kısıtlayacak bir unsur olmadan günün her saati su içebilmeliyiz. Bakın vücudun ihtiyacı olan su sağlanmadığında neler oluyor? Peki su içmezsek ne olur? Bir kere çok yorgun oluruz. İnanılmaz derecede kendimizi halsiz, enerjisiz ve kötü hissederiz ve bunun susuzluktan kaynaklandığını bilmeyiz. Özellikle bu sıcak havalarda serinlemek isteyenler soğuk içeceklere yöneliyor. Ama alınan hiçbir sıvı suyun yerini tutmuyor. Suyun yerine başka bir şey geçer mi? Hiçbir şekilde geçmez. Ne çay, ne kahve, ne soğuk gazlı içecekler veya hazır meyve suları veya taze sıkılmış meyve suyu veya bitki çayları bile suyun yerine geçmez. Pek çok kişinin susamadığı için su içmediği bilinir. Ama ünlü diyetisyen Taylan Kümeli bu konuda hayati bir uyarı yapıyor. Bu kavurucu sıcaklarla beraber hayatımıza susamayı geçirmeli. Çünkü susama ancak su içerek olacak bir reaksiyondur. Ve su içmeye başlamalı, hiç yerine bir şey koymamalı ve bunu devam ettirmeliyiz. Midesinde problem olanlar dikkat. Mide rahatsızlığınız var diyelim sizin. Ciddi bir mide rahatsızlığınız var veya hazımsızlığınız var. Bunda genellikle yemekle beraber içmeyi önermiyoruz. Diyoruz ki suyu mide rahatsızlığı olanlar, hazımsızlığı olanlar yemekten öncesinde veya sonrasında için. Bir de tarif verelim size. Suyun içine katılan bazı gıdalar hem tokluk hissini artırıyor hem zayıflatıyor. Sabah mesela kalktığımızda suyumuzun içine bir dilim elma koyduk, bir dilim limon koyduk, bir parça kabuk tarçın koyduk, 3-4 damla alkali damla koyduk ya da karbonat koyduk ve bir çay kaşığı normal organik elma sirkesi koyduk. Bu bize ne sağlar? Bir kere tokluk hissimizi artırır, vücudumuzun iç duşunu yapmasını sağlar, ciddi anlamda daha dinç ve daha enerjik olmamızı sağlar. Dolayısıyla bizim için önemli bir şeydir su içerek güne başlamak. Taylan Kümeli bize verdiği bu tarifi kendi de harfiyen uyguluyormuş. Baksanıza masasının üstünde içi meyve dolu bir sürahi su duruyor. Elma sirkesi, bunun içinde elma sirkesi ve karbonat da var. Bunlar özellikle suyun daha alkali olmasını sağlıyor. Alkali olduğunda da bizim vücudumuzdaki asit yükü dediğimiz bize zarar verecek yükün temizlenmesiyle başlıyoruz güne ve gün içinde de o temizlik devam ediyor.